Bir önceki videomuzda dünyanın ilk otonom arabasını örnek olarak göstererekten yapay zekanın nasıl çalıştığını anlatmıştık. Yapay zeka iki aşamada çalışıyordu. Birinci aşama öğretme aşaması. Bu öğretme aşamasında bir şoför arabayı alıp belirli yollarda kullanıyordu. Kullanırken yapay zekanın yaptığı kamerasından resimleri çekip bu resimlerin karşılığında şoförün yaptığı hareketleri kaydediyordu. Yani belirli bir resimde eğer şoför saat doğru arabayı kullanıyor, çeviriyorsa bunu yapay zeka hafızasına tutuyordu. Daha sonra araba otonom moda geçtiği zaman kamerasında gördüğü yeni resimleri hafızasında olan eski resimlerle karşılaştırıyordu. Eğer bu resim hafzasındaki herhangi bir resimle eşleşiyorsa hafzasındaki resimde şoförün yaptığı hareketi aynen tekrarlıyordu. Yani yapay zekanın yaptığı şoförün yaptığını papağan gibi taklit etmekten başka bir şey değildi. Buradan da iki şeyi öğrenmiştik. Birincisi yapay zeka yapay değil. Çünkü şoförün yaptıklarını taklit ediyor. İkincisi yapay zeka zeki değil. Çünkü bilgilerin yapay zekaya verilmesi lazım. Bundan da belirli sonuçlar çıkardık. Bunlardan bir tanesi istatistik kökenli algoritmaların değişik konumlar için eğitilmesi lazım. Yani özel amaçlıdır. İkinci çıkardığımız şey de mission critical dediğimiz çok hassas sistemler için kullanılamaz. Yani bankacılık sistemleri için kullanılamaz ve diğer e, çok hassas olması gereken sistemler için kullanılamaz. Bunun nedeni ise istatistik kökenli olmaları. İstatistik e, olasılığa dayalı. Bu videomuzda ise istatistik ve tabanlı olmayan değişik algoritmalara bakacağız. Esas yapay zeka yeni bir olay değil. Ve yapay zeka istatistik tabanlı algoritmalarla da başlamadı. İstatistik tabanlı olmayan algoritmaları 5 grupta e, sınırlayacağız. Birincisi kural tabanlı sistemler. Bu sistemler karar vermek için önceden tanımlanmış kurallar kümesinde kullanılır. Kurallar genellikle uzmanlar tarafından oluşturulur ve verilen verilerden sonuç çıkarmak için kullanılır. İkinci grup Sembolik akıl yürütme Bu problemleri çözmek için mantık ve sembolik tem temsil kullanmayı içerir. Genellikle uzman sistemlerde ve doğal dil işlemlerinde kullanılır. Bu ikinci grup halen daha kullanılıyor. Üçüncü grup Genel algoritmalar, bu algoritmalar doğal seleksiyon sürecinden ilham alır ve problemleri optimize etmek için mütasyon, çaprazlama ve seleksiyon gibi teknikler kullanılır. Dördüncü grup sinir ağları. Ha, bunu daha önceden söylemiştik esasında. Neural networks'ı istatistik tabanlı algoritmalar olarak söylemiştik. Şimdi burada istatistik olmayan tabanlı algoritmalar arasında söyleyeceğiz çünkü bir kısmı bunların istatistikseldir, öbür kısmı istatistiksel değildir. Sonuncu olarak da çok umutlu olduğumuz ama daha sonradan bırakmak zorunda kaldığımız fazilacık ya da boolean mantık sistemleri. Bu yaklaşım sabit ve kesin olmak yerine yaklaşık bir mantık yürütmeyle ilgiliydi. O günlerde istatistik tabanlı olmayan sistemlerle killer application dediğimiz application'ları yapay zeka sistemleri içinde yapmaya çalıştık ama olmadı. İstatistik tabanlı algoritmalar özellikle makine öğrenimi ve yapay zeka alanında çok yaygın hale geldiler çünkü genellikle daha etkili ve verimli sonuçlar üretiyorlardı. Bunun birkaç nedeni var. Öncelikle performansını ölçebiliyorduk. Elimizde tonla yeni değere vardı. Bu yeni değeri kullanaraktan çıkardığımız sonuçları yeni değere bakaraktan doğru olup olmadığını ölçebiliyorduk. Tamam istatistikler olduğundan dolayı bunlar %100 kesin değildi ama %80 ya da %90 ölçeğinde doğru olduğu zaman bize yeterli olmaya başlamıştı. Öte yandan internet sayesinde verileri zaten insanların kendisinden alıyorduk. Ve kullanıcılar bu bilgileri bize vermekten hoşlanıyorlardı. Mesela bir e, yazı yazıldığında bunu beğenip beğenmediğini insanlar söylemekten çok hoşlanıyorlardı. Bunları, bunları toplayıp bu insanların beğendikleri ve beğenmedikleri şeyleri karşılaştırabiliyorduk. Mesela haberlerde, eğer belirli haberleri okuyorsanız üzerine tıkladığınız haberleri kaydediyorduk. Böylelikle sizin beğenilerinizin ne olduğunu anlayabiliyorduk. Diğer şeylerde de öyle. Resimlerde beğendiğiniz resimlere ya da beğendiğiniz videolara ayırt edebiliyorduk. İstatistiksel sistemler genellikle daha yüksek doluluk oranına sahipti. Çünkü veri örneklerinden öğrenip ön yargılarından arınmış modeller üretebiliyorduk. Ayrıca hata toleransı çok düşüktü. Hata yaptığımızda size bunu doğru mu bildik, doğru bilemedik mi diye soruyorduk ve buna da cevap veriyordunuz. Son olarak istatistiksel ve olasılık temelleri üzerine kuruldukları için bu algoritmeler sağlam matematiksel temellere dayanıyor ve teorik olarak destekleniyordu. Yani arkalarında yüzlerce yıllık bilgi birikimini taşıyorlardı. Peki bugün bildiğimiz algoritmaların çerçevesi içinde... ...herhangi bir genel yapay zeka üretilebilir mi? Yani insan zekasını yakın bir sistem gerçekleşebilir mi? Hadi buna cevap verelim. Genel yapay zeka... Teorik olarak insan zekasına eşdeğer yani geniş bir yelpazede görevlerini yerine getirebilen ve öğrenebilen yapay zeka anlamına gelir. Şu andaki yapay zeka sistemleri belirli görevlerde oldukça başarılıdır. Ancak insanın genel anlama, yaratma ve adaptasyon yeteneklerine sahip değildir. Şimdiye kadar değindiğimiz algoritmaların hepsi basit ve çözümlenebilen algoritmalardı. Öbür taraftan NP-complete dediğimiz bir grup olan algoritmalar var ki bunları henüz çözebilmiş değiliz. Bilgisayarlar bunları yaklaşık olarak çözebiliyor ama kesin bir sonuç çıkaramıyorlar. Çünkü kesin bir sonuç çıkarmak çok uzun zaman oluyor. Bir sonraki videomuzda bu algoritmaları değineceğiz ve bu algoritmaların çözümsüz olmasının yapay zekayı nasıl etkilediğini ve yapay zekanın genel yapay zekanın neden gelişemeyeceğini anlatacağız. İnsanlarda bilmediğiniz, anlamadığınız bir yaratıcılık özelliği var. Grup haline geldiklerinde beraber çalışabilirlerse bu yaratıcılık özelliği hemen ortaya çıkıyor. Bireylerde de ortaya çıkıyor. Ve deniliyor ki otistik çocuklarda var bu. Ama bilemiyoruz. Henüz araştırmalar bu konuda yeterli sonuç göstermiş değil. Bu algoritmalar polinomial olmayan algoritmalardır. Yani çözümü çok komplikedir. Bir kere çözdüğün zaman çözümün doğru olup olmadığını rahatlıkla kontrol edebilirsin. Ama çözmek için çok vakit harcaman gerekir. O yüzden de bugün düzenlenen yapay zeka sistemleri çok elektrik harcıyor. Çünkü bu tür algoritmaları henüz çözemedik. Bunların esasında çok zor algoritmalar da değil. Mesela bir tanesi gezgin satıcı problemi. Problem çok basit. Gezgin satıcının ziyaret etmesi gereken x adetinde şehir vardır. Hadi diyelim buna 100 şehire gitmesi gerekiyor. Amaç bu şehirlere en kısa yoldan ulaşaraktan başlangıç noktasına geriye dönmek. İlk bakışta bu problem çok basit görünebilir ama bu bilgisayarcılar henüz bu problemi çözebilmiş değiller. Diyeceksiniz ki navigasyon sistemlerini kullanıyoruz bunları. Ama navigasyon sistemlerinde kullandığınız programlar yaklaşık bir çözüme ulaşmaya çalışıyor. Yani biz bilgisayarcılar bu kadar basit sorunları bile çözemedik. Öbür taraftan genel yapay zeka yaratacağımızı söylüyoruz. Bu olanaksız. Bir olasılık var. Bugün üzerine çalıştığımız kuantum bilgisayarlar bunu yapabiliyorlar. Nasıl yaptıklarını bilemiyoruz ama yaptıklarını biliyoruz. Bu da doğanın işlemesindeki garip bir olaydan kaynaklanıyor ama nasıl çalıştığını henüz anlamış değiliz. Şimdi bu sistemlerin nasıl çalışacağını ve MP Complete programların, yani polinomiyen olmayan algoritmaların ne olduğunun üzerine konuşmak için bir sonraki videoyu bekleyelim.